Şimdi Ergin Ataman'ın taraftarı kışkırtma huyuyla, o tarz şeyleri seviyor. Zaten şu andan da bile başladı. Hani tribünler oynamayı seviyor dediğimiz. Manipülasyonu çok seven bir insan kendisi. Fenerbahçe saldırmak prim veriyor. Ben Galatasaray'ı İngiltere'ye benzetiyorum. İngiltere böl parçalı yönet vardır ya, masada çözer her şeyi. Evet. Hiç ortada bulamazsın. Sinsilik diyoruz böyle, biz buna kısaca. Ben Sinsirella diyebilirim herkes buna. Herkes birbirini parçalıyor. O Sinsirella ona diyelim bu, mi? Tabii tabii. Sinsirella. Tamam, anladın mı? Demin ona gelecektim. Yorumlarda mesela görüyorum. Siz futbolu anım, valla futbolu anlamayan deyin. Adamın hakikaten alnını karıştırırım ben ya. Gelsin yüzüme söylesin. Schnitzel Landman sunar. Schnitzel Landman'ın sunduğu Lacivert Meydan'dan hepinize merhabalar. Legend Futbol ekranlarında abonelikleriniz, takipleriniz, ilgiyle biz de sizi takip ediyoruz. Ama tekrardan beğeniyi koymayı unutmayalım diyelim. Dido'cum hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim canım, sen? Ben de iyiyim, sağ çok ol. Çok keyifli bir dakikalar geçiyoruz tabii, siz görmediniz. Evet, biz kamera arkası her zaman böyle kahvaltı keyifli. Kahvaltı yaptık. Evet, stüdyomuzda yine bugün pırıl pırıl gayet güzel arkadaşlarımız bizle. Evet. Rota Fenerbahçe ekibi bizle, Ali bizle, sevgili yönetmenimiz Gürsel, Enes, Reji'ye de teşekkür edelim şimdiden. Peki, gelelim konularımıza. Lacivert Meydan'da neler neler söyleyeceğiz, neler anlatacağız? Fenerbahçe Beko olmazı gerçekleştirdi diyebiliriz. Aynen, yani çok herkes büyük bir bitti dedi, eyvah dedi ama Monaco'dan gelen bir Final Four bileti artık aynen. Berlin yolcusu kalmasın diyoruz. Nasıl değerlendiriyorsun bu başarıyı? Yani benim için çok tabii ki çok değerli. Özellikle uzun bir süredir. Yani gerçi Fenerbahçe Euroleague'lere ve Final Four'lara alışık bir takım ama yani ben daha çok şimdiki maça birazcık odaklıyım. Panathinaikos maçına. Acaba neden? Yani gergin bir maç olacağını düşünüyorum. Konuşmuştuk geçen hafta. Aynen öyle. O yüzden de ya tabii ki bu arada şaka bir yana koreografisiyle, desteğiyle, her şeyiyle Fenerbahçe valla öldük dirildik zaten son dakikaya kadar. Ama kaptık bileti. İnşallah Berlin'de de çok güzel neticeler alacağız diye düşünüyorum. Evet. Tabii aslında bir ilke de imza atmış oldu. Yani Euroleague'in şöyle bir tarihçesine baktığımızda işte bu 21. seri oluyor. 5. sete giden, 5. setteydi yani 5. maça giden diyelim. Bu 21. seride de bir ilke imza atıyor Fenerbahçe Beko. Ev sahibi takım genelde alıyor. Yani hani kağıtta da favori Monaco'ydu hakikaten. Ama bir ilke başarıya imza attı. Bu anlamda da şunu da söylemek lazım. Deplasman. Ve ben burada belki biraz da Şarunas Jasikevicius, sevgili Şaras'a da bir parantez açmalı. Hani şu var, adam Aralık'ta geldi Fenerbahçe aynen. Beko'nun başına. Evet. Adam Mayıs'ta Final Four'da. Ya. Ticket for Berlin. Güzel. Yani buradan futbol takımına da şöyle belki bir enerjim geçse ya diyeyim ama artık keşke daha önce olsaydım. İşimiz mucizelere kaldı canım. Ah işte. Yani bazen onu diyoruz ya, basket takımı mı çıksa maçlara falan. Defasta. Ya yok işte de şöyle bir şey var yani. Neyse, geleceğiz o konulara tabii, da. Tabii. Yani bu branşlarda voleybol, basketbol, Fenerbahçe çok başarılı. Hakikaten Allah isterdi ki futbol da bu şekilde olsun. Bu kadar tutarlı ve başarılı. Ama olmadı bu sene maalesef. Yani işimiz o sene de bu sene değilmişti kaldı. Aynen öyle. Bunları konuşacağız zaten. Konuşacağız. Tamam. Şimdi tabii. Ama çok tebrik ediyoruz tabii ki. Tabii ki. Final Four eşleşmelerini de şöyle söyleyelim. Olympiakos, Real Madrid, Fenerbahçe, Beko, Panathinaikos oynayacak. Tabii Fenerbahçe, Beko, Panathinaikos'ta tanıdık bir isim var. Türkiye'nin önemli koçlarından diyelim. Ergin Ataman. Tabii ki herkesin kendine yorumu ama hani Ergin Ataman'lı maçları biliyoruz. İşte çeşitli takımların başındayken hani maçı takımı çıkarmayıp Fenerbahçe'nin o zamanki adıyla farklıydı. Şampiyon olduğu seneleri biliyoruz. Ben o zaman sahada muhabirdim. Yani ne olur o seriyi bilmiyorum. Hani Berlin'e buradan ciddi anlamda da aslında bir talep var. Şimdi hatta az önce Koray da Onur da onlara da gelen bilet davetleri var. Bilet yok. Bir de sanırım vize almakta sıkıntı var. Bir Schengen evet, ve bir evet, Almanya vizesi durumu var. Sıkıntı ama ben eminim Berlin'i de adeta bir ülker aranaya çevirecektir. Zaten Almanya'daki Türkler malum. Yani o yüzden güzel olacak diye düşünüyorum. Başlayayım mı? Tabii lütfen. Yani şimdi şöyle bazı koçlar, teknik direktörler falan filan. Şimdi Ergin Ataman'ın çok fazla yanlı davranışlarından, taraftarı kışkırtma huyuyla, o tarz şeyleri seviyor. Zaten şu andan da bile başladı. Hani tribünler oynamayı seviyor dediğimiz. Manipülasyonu çok seven bir insan kendisi. Ve son derece de antipatik buluyorum kendisini ama kendi yaptıklarından, yoksa insan olarak ben tanımam etmem yani. Ama bunu ya özellikle
milli takımlarda da yaptı. Mesela sen voleybol, çok ciddi bir voleybol izleyicisin. Mesela Guidetti de yaptı aynısını. Vakıfbank'la oyuncularını oynattı. Ha, onun tabii bir Fenerbahçe Galatasaray tarzı bir düşmanlığı olduğunu zannetmiyorum. Yani hem İtalyan hem de şey, ama bunu Fatih Terim de yaptı. Şenol Güneş de yaptı. Baskete geliyorum. Ergin Ataman geldi. Zaten kendisi bir bana göre Fenerbahçe düşmanı. Yani gerçekten bunu amasız fakatsız söylüyorum. Çünkü yani hani bir takımı takıyor. Herkes Fenerbahçeli olacak ya da herkes Galatasaraylı olacak diye bir kaide yok. Gönlünden herkesin geçen bir takım var. Ama karşı takımın, geçen hafta söyledim, taraftarına karşı yaptıkları, yani bunlar bir spor adamına yakışmayan şeyler. Yani o yüzden benim için herkes mesela söylüyor, yok başarılı maçı. O insanların takdiridir. Benim için önce insanlık, önce sportmenlik her şeyden önce. Sportif bir insan olduğunu düşünmüyorum kendisinin. Ben yine bu maçta da aynı şeyi yapacağını da düşünüyorum. Maç öncesi de gerek açıklamalarıyla, çünkü hep yapıyor. O yüzden neyse, ama biz de seviyoruz onunla karşılaşmayı. Evet. Önceden de karşılaştık. Ergin Ataman yine gelecek ortalığı o zaman. Tabii canım, net. Yani her zaman yaptığı şey. Evet, bakacağız o zaman. Hadi bakalım. Diyelim şimdi basketbol tabii böyleyken, ama Fenerbahçe camiasında seçim rüzgarı çok sert esecek belli. Evet. Artık tarih yaklaşıyor. Ama tabii şöyle bir lige de dönsek, çok az kaldı. Kayseri Spor geliyor. Ama bir meydan okuma var ya. Şimdi biz de lacivert meydandayız ya, böyle meydan okumalar hani nasıl, öyle rahat mı oluyor bilemiyorum. Kayseri Spor'un antrenörü Burak Yılmaz, Kayseri Spor şampiyon olmadıkça kimin şampiyon olduğu bizi ilgilendirmiyor demiş. Evet, tamam, olabilir kendince bir teknik adam olarak, ama Kadıköy'e meydan okumaya gidiyoruz. Evet. Bunun alt metni ne sence? Ben onu Koray söyledi bize. Evet. Programdan dinledik önce de beraber. Evet, aynen. Ya değişik bu Fenerbahçe'ye karşı bir cesaret hapı yutmak mı diyeyim, bir böyle, ya şöyle de düşünüyorum. Fenerbahçe'ye saldırmak prim veriyor. Prim veren bir şey Fenerbahçe. O yüzden de bu insanların bunu yaptığını düşünüyorum. Yani şimdi demin Ergin Ataman hakkında da söyledim, ama şimdi denk geldi yer, burada söyleyeceğim. Sağlığında da sevmezdim ben Burak Yılmaz'ı. Yani hani gerçekten, yani sadece yatarak oynayan bir futbolcuydu benim gözümde. Evet. Hani o yüzden ya Galatasaray'da oynarken özellikle, yani zaten bütün takımlarda oynadı. Evet, neredeyse kendisi oynadı. Ya bu tarz polemiklere zaten gerek yok. Neden? Bu şeye benziyor ya, Konya Spor Başkanı'nın intikam alacağız da aynı, evet, şeyde. Hiçbir gayesi olmayan, hiçbir iddiası olmayan bir takımın teknik direktörünün, zaten ne zamandır teknik direktörlük yapıyor Burak Yılmaz? Daha yeni galiba. Bir sene, iki sene mi? O bir kadar. Sene oldu mu, onu bile bilmiyorum. Evet. Yani daha hiçbir adam akıllı başarısı olmadan ortada. Yani bu tarz açıklamalar hakikaten lüzum yok. Ama dediğim gibi Fenerbahçe her zaman prim yapar. Her zaman ne denir? Rating yapar daha doğrusu. Prim, evet, derken daha doğru olacak, rating yapar lafı. O yüzden herhalde bundan konuşuyorlar yani. Ne diyebilirsin, evet, ya? Ne mantık, evet, arayacaksın? Şimdi aklıma şey geldi. Sanırım Slaven Bilic'in sözüydü. Yanlışsan beni düzeltin. Şöyle demişti, Türkiye Ligi Fenerbahçe'yi yenme üzerine kurulu, diğer takımların Fenerbahçe'yi yenmek için oynadıkları bir lig demişti. Yani doğru, buradan o zaman kulakları çınlasın. Ya Fenerbahçelisindir ya değilsindir. Ya değilsindir diye bir durum söz konusuydu, hakikaten doğru. Tabii şimdi başkanlık seçimi, şimdi şöyle ki artık 24 Mayıs'a kadar, yani 24 Mayıs akşamına kadar bütün adaylar açıklamak zorunda. Evet. Listelerini, her bir şeyi vermek zorundalar. Tabii bu noktada da şimdi Saadettin Sanan kuvvetle muhtemel artık aday. Şekip Osuroğlu da, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Osuroğlu da resmi adayımız Saadettin Saran diye açıkladı. Tabii buradan şimdi Saadettin Saran, Ali Koç, Aziz Yıldırım, hani bir önceki yayında da ya Ali Koç, Aziz Yıldırım sarmalından ne zaman kurtulacak bu kulüp diye böyle bir şeyde bulunmuştuk biz. Evet. Çıkarımda bulunmuştuk, ama sonuçta bu bir yarış ve hep onu konuşuyorduk. Hani tek adaylı mı olur, iki adaylı mı, üç adaylı olacağı. Artık kesinleşti gibi. Çünkü hep şöyleydi ya, herkes Ali Koç'u bekliyordu. İşte Ali Koç aday olmazsa Aziz Yıldırım, İşte Saadettin Saran çıkarsa Aziz Yıldırım kesinlikle kulübü ona bırakmayacak gibi. Şimdi bu noktada nasıl bir kongre süreci yaşanacak sence? Şimdi şöyle, adaylar bazında konuşmak istiyorum ben. Bir kere en baştan da söyleyeyim, ben hiçbir şeyci değilim. Kimseyi de desteklemiyorum, oy da kullanmayacağım. Aa. İlk başta, evet, ilk başta onu söyleyeyim. Düşüncem bu, ama yorum yapmam gerekirse şöyle bir şey var. Herkesin şöyle, önce Saadettin Saran'dan bahsedeyim. Şimdi Saadettin Saran kendi demeci, bu kendi söylediği şey. En son
Candaş Tolga Işık'ın programında da izledim. Senelerdir tek hayalinin Fenerbahçe Kulübü Başkanı olmak istediğini herkesin söylüyor. De bu yalnız. Herkesin de evet, tek hayalinin aynen öyle. Ve herkesin de bence. Denir? Şimdi bir kere zaten eğer aday olmazsa ya şimdi şöyle anlatayım. Şimdi diyor ki ilk başta dedi ki benim dedi Ali Bey'e dedi Ali Sayın Ali Koç'a bir sözüm mü var dedi. Yani evet. Ben dedi o aday olursa olmayacağım. Şimdi hadi oldun şu anda mesela en basit kongre üyesi olarak sadece şunu düşünürüm ben. Derim ki şimdi sen bu kadar istiyorsan başkan olmayı. Evet. Bir kere vaatlerin var. İşte bir kere vaatlemek de oluyor bu işler. Hocalar, oyuncular bir sürü isimler sen söyleniyor. Sen öncelikle inanmıyorsun demek ki. Evet. Yani sen Ali Koç olursa olmam, olmazsa olurum. Bu birincisi senin inanmadığını gösteriyor. Benim gözümle nacizane. Evet. Ve zaten burada ben kendi düşüncelerimi söylüyorum. Ve o ilk başta ben seçileceğini zaten onun düşünmüyorum. Yani o yüzden Saadet'te Saran hakkında da çok bir yorumda yani ne bileyim yapacak bir yorumum yok açıkçası. Birkaç tane de şeyini gördük. Evet, liste isimleri liste, var. Liste yani bilmiyorum. Çok da anladığım konularda değil açıkçası ama ben sadece Ali Koç ve Aziz Yıldırım bazında konuşayım. Ya başında bitiriyor kendini yani Saadettin Saran aslında söylemek istediğim oydu. Hı-hı. Yani bu kadar istiyorsun, istiyorum ben şöyle adam getireceğim, bunu yapacağım ama falan. Ama hep bir aması var yani arkasında değil ama mi? Ama ondan sonra diyorsun ki Ali Koç aday olursa ben... Sen inanmıyorsun o zaman. Hı-hı. Ya güçlü bir duruşun yok. Güçlü duruşu olmayan bir insan niye kongre üyeleri oy versin? Çok basit ya yani. Da mesela şunu da sorabilirim sana Dido. Gerçi hani çok da şey yapmıyorum dedin ama... oy verirken yani atıyorum oy vermeye gideceksin. Hı-hı. Neye bakarsın bir adayda? Yani listesine mi? Tabii ki. Ya da işte emeliyatında çıkan ya bak şu oyuncuyu getirecek işte şu teknik direktörle görüşüyor aynen onlara öyle, mı? Aynen öyle. Ya şu anda zaten ben anlamıyorum. Kimse adaylığını resmi olarak açıklamıyor. İşte 24 Mayıs artık i̇şte mecburlar. İnşallah yani işte niye mecbur kalınca işte mesela. Ben de bunu anlamıyorum. Neden mecbur açıkla kalınca? Açıkla şimdiden. Evet aynen. Hep herkes için konuşuyorum bunu. Evet. Mesela yönetiminde kimler olacak onu açıkla. Neler yapacaksın? Ya bu bütün seçimler vaat için. Yani, belediye seçimleri nedir? İçin de tabii bu canım, geçerlidir. Tabii. Başbakanlık seçimi. Her seçim için. Hı-hı. En basit bir tane derneğin seçiminde bile ben bunu yapacağım dersin. Tabii. Ya hepimiz gitmiyor muyuz bir yerlere yapıyoruz. Gidiyorsun. Bir şeyler görüyoruz. Şimdi hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Herkes oturuyor. Kimseden bir açıklama yok. Bir işte bir tek Saadettin Saran açıklama. Ama onun da işte dediğin gibi hı, amaları var. Çok evet, doğru söyledin. Çok güzel bir cümle. Ya o yüzden benim için hiçbir inandırıcılığı yok. Yani ben böyle bir insana oy vermem. Evet. Yani, Ali Koç açısından mevcut başkan Ali Koç'tan onlara, evet, bahsedelim. Çünkü o da şöyle sanki hani onunla da ilgili işte Konya maçını bekledi. İşte ilk Monaco maçını hani burada İstanbul'da kaybettiğimiz onu bekledi. Şimdi 19 Mayıs'ta dediğin gibi Galatasaray maçı ve senin aslında bizim grupta yazdığın güzel bir şey var. Yani muhtemelen şampiyonun sahasına gideceğiz evet, gibi bir maalesef, şey söyledin. Maalesef. Geçen sene de aynı şey oldu. Yani tabii mevcut başkan Ali Koç'u da konuşmak gerekir. Şimdi Ali Bey de açıkçası pek çok maç bekledi. Yani şimdi çıktı. Ya bir de şu da var. Şimdi arkadaşlar arasında şu da söylüyor. Ya kıvırıyor Ali Koç. Şimdi bu da söyleniyor. Kıvırıyor mu gerçekten sence? Ne anlamda kıvırıyormuş? Yani şöyle işte ya olacağım, yok olmayacağım, yok kesin aday değilim, ya yok bence tutarsız aday. Tutarsız açıklamalar gibi. Gidiyor. Sonrasında da şu söylendi. Ya kıvırıyor demek i̇şte biraz İstanbul'daki Monaco şey maçını. Hoş değil. Yani amiyane ama anladım, ben aynen anladım, o şekilde sormak istedim. Sana söyleneni söylüyorsun canım. Söylüyorum. Hani Monaco maçını bekledi, Konya maçını bekledi. Şimdi 19'unda Galatasaray'ın sahasına gidiyorsun. Şimdi bir de şu da oldu insanlarda. Ya git kardeşim Galatasaray'ın sahasında 3 at dön. Hani bitti. Tabii. Onlara orada o şampiyonluğu yaşatma. Evet. Tüm bunların ışığında Ali Koç neler yapar ya da neler yapmaz sende? Dik duruşun. Ha bu arada Saadettin Saran da Norveç'e dalmaya gidecekmiş, iptal etmiş. O da bir gelen son duyum. İşte hayattaki sıkıntılarım. Değil mi? Büyük problem. Hayaller, hayatlar diyoruz. Şöyle şimdi ben Ali Koç'un adaylık yorumları hakkında ya şimdi başkan olduğu için tabii, yani onu birazcık o taraftan değerlendirmek lazım. Ya o yüzden beklemesini çok garip bulmuyorum. Ama tabii ki şimdi önce Aziz Yıldırım'dan mı başlayalım? Sayın ya Ali Koç'tan girdik şimdi oradan Aziz Başkan'a doğru şimdi, geliriz. Şimdi Ali Koç'un bir kere... 4 senelik bir, ya şimdi şöyle ikisini bu arada yani karşılaştırmak bilmiyorum ama yapacağız mecbur. Bu bir ay içinde de bunları da konuşacağız tabii, ama. Tabii. Şimdi 10 senelik bir şampiyonsuzluğun içinin 4 senesi Sayın Aziz Yıldırım, 6 senesi Sayın Ali Koç. Şimdi biz Aziz Yıldırım'dan sonra Ali Koç'u seçmesinin çoğu kongre üyesinin bence sebebi
bir kere yani Türk futboluna yani görünmeyecek bir adam sonuçta. Adam Türkiye'nin en büyük firmasını yönetiyor. Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının yüzde kaçı ona ait bilmiyorum. Yani adam Harvard'larda okumuş. Yani bize çok bile öyle söyleyeyim. Ama ve ayrıca maddi olarak çok güçlü bir adam. Türkiye'nin en güçlü adamı. Ve hani biz açıkçası hepimiz dedik ki bütün taraftarlar, kongre üyeleri, herkes inanılmaz bir transferler olacak. İşte hem teknik heyet olarak hem futbolcular olarak falan. Tabii baktığımızda bu sene dışında Kukusundan Erol Bulut'una bilmem nesine yani hiçbir futbolda başarısızlıklar yani herhalde kendi de söylüyor bu arada. Yani müthiş bir vizyonla geldi çünkü biliyorsun. Tabii vizyon işte onu söylüyorum yani herkesin genç bir başkan hani çok güçlü falan filan. Bizim aradığımız oydu. Yoksa Aziz Yıldırım yani Fenerbahçe'nin gelmiş geçmiş en büyük başkanı. Kimse bunun aksini iddia edemez. Yani zaten ama dediğim gibi şunu söyleyeceğim. Ali Koç'un bence bu seneki kadro seçimlerinde ben hiçbir yanlış görmüyorum bu arada. Ya ben burada hala futbolcuların evet birkaç maçtır performansı düşen futbolcular var ama ben bütün futbolcuları sezon bazında, bu sene bazında hakkım helal olsun. Ben hala söylüyorum. Faturayı İsmail Kartal'a mı kesiyorsun aynen o zaman? Öyle, aynen öyle. Trabzon maçından maçından sonra da söyledim. Evet. Hepsini alnından öpüyorum. Evet. Hakkım helal olsun. Ama demiyorum ki tövbe aşağı. Yani sayın teknik direktörümüze hakkım helal değil demiyorum tabii ki. Yani ama fatura ona çıkıyor yani. Maalesef mucizelere kalan şampiyonluğumuzda şampiyonluğun kaçmasında maalesef bir yanlış varsa Sayın İsmail Kartal ve heyetinin olduğunu düşünüyorum. Tabii ki başkanımızın da var. Yani mümkün değil olmaması. Ve zaten hani bu senenin Ocak ayında yaptığı açıklamayla yani en büyük yanlışlarından bir tanesinin olduğunu düşünüyorum. Yani hatta bir yerde dinledim en büyük gaflardan bir tanesi diye işte beni burada olduğum sürece şampiyonluğu yapmayacaklar. Evet. Evet, o maalesef. Çok tartışılıyor. Yani ya zaten o zaman bunu düşünüyorsan devam etme. Galiba insanların tutarsızdan evet, kastı evet, o demek evet, istediği. Evet. Bu, ya bırak yani. Yani tabii şuraya geliyor Dido. Yani ben burada olduğum sürece şampiyon yapmayacaklar diyorsun. Şimdi o zaman mevcut iktidarı hedef alıyorsun. Evet. Peki mevcut iktidarla Koç Holding'in yaptığı işler ortaya çıkınca da hani bu ne peyriz? Bu ne lahana turşusu oluyor biraz. Ya o konuda bir yani bilgim yok. Yani orada bir gariplik oluyor ha, işte. İnsanlar orada yanılıyor yok. Yani. Ya ben devletten ziyade evet, yani genel bu ya her şey futbolun ya. Futbolun içindekiler. Futbolun evet, içindeki bu arada yani Fenerbahçe'nin gerçekten ya öbür tarafın lobisi zaten ortada. Ama o zaman şimdi yenemediğin daha doğrusu bizim elimizde olmayan sebepler nedir? Hakem hataları, kollanmalar, işte atıyorum mesela Trabzon'da olaylar çıkmış, hiç utanmasalar oradaki cezaları da sıfıra indireceklerdi. Böyle kollamalar. Ya bu arada sadece Galatasaray için değil, bence Trabzon'da kollanıyor. Tabii. Yani ben Trabzonspor'dan bahsediyorum. Ya o da öyle. Yani o yüzden ama tabii Galatasaray artık yani şampiyon, onun öbürlerinde o kadar Galatasaray kadar şey yok, kapasite yok. Futbol konusunda söylüyorum. O yüzden de şampiyonluğa tabii gidemiyorlar. Ama şunu söyleyeceğim. Şimdi Ali Koç'un bence bir de şöyle de bir olayı var. Yani herkes ona çok iyisiniz, çok bilmem nesiniz, öylesiniz, böylesiniz. O yüzden de ben hep doğruyu yaptığını düşündüğünü düşünüyorum. Mesela bir şirkette bir pozisyona girdin ya da bir iş yapıyorsun. İş kurduk. Hadi gel biz seninle Aslı'cığım tişört işine girelim. Girelim. Başarısız olduk. Ne yapacağız? Bırakacağız. Değil mi? Bu arada bu herkes için geçerli. Tabii. Sayın Ali Koç için söylemiyorum. Her pozisyon yani için. Bana göre Aziz Yıldırım da başarısızdı son zamanlarında. Şimdi ona da geleceğim. Yani hani ama yaptığı yani Fenerbahçe'nin mali durumda çok iyi yerlere getirmesi falan filan bu konularda yani kimse Ali Koç'a bu konuda bir şey ama futbolda başarısızsan maalesef lokomotifinde futbol olay buralara çünkü geliyor. Yoksa basketbol başarılı, voleybol başarılı milli takımlara oyuncular gönderiyorsun, sporcular gönderiyorsun. Yani yaptığın yatırımlar adam bütün şirketlerini sponsor yaptı. Ne yapacak daha yani? Yani Fenerbahçe. Ha bir de şeye çok sinirleniyorum Aslı. Ben daha iyi Fenerbahçeliyim, sen daha bilmiyorsun. Aa yok yok yok, ona hiç girme yani. Yani. O bir terazi mi var Allah aşkına? Aynen öyle. Hani hangimiz daha fazla? Bu arada daha bir şey fazla söyleyeceğim. Ya biz tabii çok ciddi konulardan konuşuyoruz da arada ben. Bu geçen haftaki, bu arada çok, ya bir yorum yazsanıza mesela yeni dekorumuz falan. Kimse bir şey yazmamış. Biz okuyoruz ya yorumları. Evet özellikle.
Bu arada geçen hafta bir teknik sıkıntımız oldu. Ondan bir bahsedelim. Evet. Maalesef. Ya işte demiştik ya, ilk elin günahı olmaz. Şimdi biz bütün stüdyoyu ve her yeri yenilediğimiz için programın kaydında bir ufak bir nazar boncuk diyelim ona. Ama sonrasında bütün yayınlarımız pırıl pırıldı biliyorsunuz, özellikle ses ve diğer teknik konularda. Tabii şimdi lacivert meydandaki konularımıza gelecek olursak Aziz Yıldırım'ı da konuşacağız şimdi tabii onlar, ki. Evet. Ama şu İsmail Kartal'la da ilgili şöyle de bir şey var. 3 aday da dahil olmak üzere artık İsmail Kartal'la hiçbiri çalışmayacak. Yani Fenerbahçe için İsmail Kartal dönemi bitti. Yani zaten aslında bir şey söyleyeceğim. İsmail Kartal kaç kere geldi? 3. Yani. Evet. Değil mi? Değil mi gençler? Yanılmıyorsam 3 benim de. Evet. Değil mi? Üç. Onay alalım. Bir kere Aziz Yıldırım, 2 kere de Ali Koç. Şimdi Aziz Yıldırım zamanında, Ali Koç zamanında. Şimdi şöyle bir şey var zaten. Tamam, çok iyi bir Fenerbahçeli. Ben kişiliğine falan asla bir sözüm yok. Çok iyi bir insan. Ne münasebet, ne haddime zaten. Ama şunu söylemek istiyorum. Ya zaten bu İsmail Kartal gelirken hep mesela gelirken işte bu sezonu bitireceğiz. Ondan sonra yeni teknik direktör arayacağız. Ya bir kere zaten böyle küçük küçük bir Sayın İsmail Hoca'ya böyle ayıplar oldu gibi geliyor bu sanki, anlamda, evet, bu söylemlerde. Evet. Hani, bir, sen bir toparla. Hani biz senin üstüne işte atıyorum, daha büyük isimler bu getireceğiz hoş değil gibi bence. Gibi. Bu zaten hoş değil, iyi tabii değildi. Tabii ama hepimiz de bu arada ben her dediğiminde arkasında hiçbir lafımı da yutmadım. Hepsini de hatırlıyorum. Yani sene başından beri bu geldi. Biz Fenerbahçe'ye bakıyoruz. Bizim için Fenerbahçe önemli. Aslan, evet. Aziz Yıldırım'mış, Aslı Duru'ymuş, Didem Tongroğlu'ymuş, Ali Koç'muş, bunlar hiç önemli değil. Çoğu Fenerbahçe'de aynı şeyi düşünüyordur. O yüzden İsmail Kartal geldi. Benim için İsmail Kartal oraya getirildiyse benim için Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür. Ve ben inanmaya da sonuna kadar devam ederim. Elbette. Ben de bunu yaptım. Güvendim, inandım. Olmadı. Her yani. Fenerbahçeli gibi. Aynen öyle. Ha, ama bu başarısız yani ya ne bekliyor insanlar, anlamadım. Demin ona gelecektim. Yorumlarda mesela görüyorum. Siz futbolu valla futbolu anlamayan deyin. Adamın hakikaten anladığı karıştırırım ben. Ya gelsin yüzüme söylesin. Ya ben başarısıza başarısız diyeceğim ya. Ne demek ya, bu şeye benziyor. Şu siyahtır. Ya bu olabilir mi ya, böyle bir şey? Ya başarısız. Ya bu böyle ya ne amaçı var? Fenerbahçeliler kadar kendine yerden yere vuran bir camiada da yok. Ben Galatasaray'ı şeye benzetiyorum. İngiltere'ye benzetiyorum. İngiltere böyle parçalı olur, yönet vardır ya, masada evet, çözer her şeyi. Evet. Hiç tak, ortada tak bulamazsın. Hiç İngiltere'nin arkaya bir dön, nerede yok. Çok işte onlar biz sinsilik diyoruz böyle, biz buna kısaca. Ben Sinsirella diyebilirim herkes buna. Herkes birbirini parçalıyor. O Sinsirella ona diyelim bu, mi? Tabii tabii. Sinsirella. Tam. Yani Galatasaray'la ilgili yani yine yorumcuların ben birbiriyle tartıştığını gördüm. Evet. Ne olursa olsun herkes bir göğe kimse kimseyle konuşmuyor. Herkes açılışlarda orada burada birbirini kolluyor. Bizde ne? Hah, şimdi evet, Aziz Yıldırım'a geliyorum. Hadi Sayın gel Aziz bakalım. Yıldırım'a. Evet. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım 6 senenin üzerine Sayın Şekip Monsturoğlu'nun tekrar tebrik ediyorum. Evet. Çok mutlu oldum. Evet, sen çok seviyordun Şekip Bey, selam olsun. Evet, seviyorum kendisini. Onun Sayın Şekip Monsturoğlu'nun divan kurulu başkanı seçildiği kongreye geldi. Geldi. Evet. Şimdi ben soruyorum Aziz Başkanım, neredeydiniz 6 senedir? Gerçekten. Neredeydiniz? Ya ben bu konuda mesela çok kırgınım ama. Gerçekten çok yani kırgınım. Yani niye diğer kongrelere gelmedi de niye aynen bunu tercih etti gibi. Aynen, ben başından beri evet, onun efsane başkan. Hani şimdi holdinglerde var ya onursal başkan diyor. Evet, evet. Bence onursal başkan olarak gerektiğinde, çünkü hem yöneticilik açısından herkesin danışması gereken bir insan kendisi. Tabii üst akıl. Hem üst akıl hem tecrübesi gereği. Adam hapis yattı ya Fenerbahçe konusunda. Fenerbahçe için evet, konusunda ne demek? Ve hani o yüzden o bir akil insan. Fenerbahçe'nin akil insanı. Ona danışmalıydı. Bir şey olduğunda elini taşın altına atmalıydı. Hiçbir şey yapmadı. Sustu. Ben bu konuda çok kırgınım. Anladım. Yani o yüzden de şimdi tekrar çıkmasını bence çoğu kişi de bu konuda garipsiyor olabilir. Ya şimdi mesela şey belki hani Sayın Ali Koç'un 2018'deki kongresinin rövanşını almak da isteyebilir. Ama o zaman da şöyle de bir olay da var. Size yani bu Sayın Ali Koç şeyle seçilmedi. Kendi kendine seçilmedi. Ya, tabii ona oy veren kongre üyeleri var. Tabii o zaman ki kongre üyelerine de küsün. Yani Fenerbahçe'yi küsemezsiniz ya. Yok şöyle Didem, orada ben tabii senin tabii ki saygı duyuyorum bütün görüşlerine. Yani orada sadece o dönemin bir kulüp çalışanı olarak bildiğim bazı hı-hı noktalar var. Aziz Yıldırım'ın, şimdi sen dedin ya ben Aziz Yıldırım'a kırgınım. Evet. Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a kırgınlığını da sana anlatamam.
Çünkü, ya o beni ilgilendirmiyor çünkü ama. Çünkü yani şöyle. Ama o beni ilgilendirmez yo, tabii ki ilgilendirmez. Sen yani, taraftar ve kongre üyesi ya olarak. Ya Ali Koçmuş, Aziz Yıldırım bunlar değil tabii Fenerbahçe. Ki, tabii ki işte olan. Diyoruz ya bak. Ama böyle yine, gözükmüyor işte. Yine işte sevgili Aziz Başkan'ın lafıdır. Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe ha, lafını mahkemede işte, söylemiştir. Herhalde, herhalde. İşte asıl yani, olan Fenerbahçe. Aynen diyoruz, öyle. O yüzden de yani benim ne olursa olsun yüzüne bakmazsın. Tabii. Onun olduğu ortama girmezsin. Gelmeliydi ama, diyorsun sen. Evet, evet. Kesinlikle. Evet, evet. Çünkü onun ya varlığı yeter ya. Bak hı-hı, o kadar da söylüyorum. Hı-hı. Varlığı yeter. Ya çünkü ne diyor? En son bir açıklama yaptı yani büyük ekşiye aç. Yani. Evet tabii. Dedik ne ya oldu? Al yapıştır konuştu, koy dedik. Hepimiz, sinek ikili kadar hani değeri yok şey dedi. Oldu. Keşke bunu hep yapsaydı. Evet. Yani ben onu gerçekten yani çok severdim. Ay bir anım var hatta. Ay lütfen anlat. Senin benden milyonlarca fazladır ama. Lütfen anlat olur işte mu? Bizim de böyle azıcık. Bir gün benim ofisim Kadıköy'de. Stadın orada. Orada bir otoparka sabahın körü ama çok erken gitmişim. 7.30 mu böyle 6.30 mu öyle bir şey neyse. Bir tane onun RR ile başlayan bir arabası evet, var ya hep onu kullanıyor. Evet. Kendi kullanıyor bir de koruma tabii falan. Tabii canım. Da. Şey ya bir karanlık bir şey geldi bana ama ben de gözüm tam ayılamamıştım. Bir baktım başkan. Böyle yaptım o da bana el sallı. Ben böyleyim abi. Bütün gün böyle ağzı kulaklarında değil mi? Ya seviyorum. Evet. Yani evet, benim için Fenerbahçe başkanlık makamı çok önemli. Çok. Herkese çok saygılıyım. Hiç kimseci de değilim. Gerekirse de biriciyim ama evet, kim başkan olursa yani da ocu ucu değiliz ama. Evet ve saygı her zaman duyuyorum. O yüzden de yani hani ama herhalde bu ya kafa kafaya gidecekler çekişmeli olacak yani. Hı-hı. Zaten uzun bir sürede bunu konuşacağız. Şimdi unuttuklarım başka sen söyle. Ya tabii şöyle yine işte hani İsmail Kartal dönemi bitti. Hı-hı. Şimdi Cengiz Ünder sen de çok seversin biliyorum. Çok çok bayılırım. Bayılıyorum. Değil mi çok seviyorum. Çok. Yani. Aziz Yıldırım gelirse Cengiz Ünder'le yollara ayrılıyor onu söyleyeyim. Çok kişiyle yollarını evet, ayırır bence evet, yani. Evet. Yani Cengiz Ünder'i bildiğimiz için. Bir de tabii Mert Hakan'la sözleşme yenilenmiyor. O var. Onun dışında ama da ama o zaten sene başından beri konuşulmuyor gibi belliydi. Mu? Evet, değil mi? Evet, evet. Hatta evet, biz de demiştik hani son bir hani şampiyonluğunu görecek de futbolcular. Evet. Ya neler konuşuyorduk, nerelere geldik. Geldik. Yani ben şey falan dedim ki öyleydi. Bu futbolcuların egosal yönetimini yapıyordu İsmail Hoca dedim. Ya ne kadar birlik, beraberlik, herkes çok mutlu. Ya biz ne olduk yine ben anlamadım yani. Evet, evet. Ay bir tane de astrolog var sürekli. Sen sorma, sorma. Meral miydi neydi ya bir şey? Ya evet, hakikaten ya. Bir, bir bildi bilemedi. Hayır genel seçimlerle ilgili, ediyorum, yerel seçimlerle ilgili de konuştu o. Onu da mı yapıyormuş? Ya, onu da yapıyordu. Onda da mesela yanıldı İstanbul Belediye seçimlerinde tabii. Öyle mi? Ha, bir tane daha vardı yanıldı, o da. Evet, Nuray Sayar vardı. Ha, sevgili Nuray'ı da tanırım. Ona da selam olsun diyelim burada. Valla işte dediğimiz gibi yani Fenerbahçe söz konusu olunca. Astroloji. Evet yani. Şey ben sana hatırlar mısın her yayında diyordum işte inanıyor musun şampiyonluğa inanıyor evet, musun? Aynen. Bana da herkes diyor ki aslı felaket tellalı mısın niye sen hiç inanmıyorsun? Ya bildiğim bir şey yoktu ama yani hem bu bir hissiyat hem de gidişat o kadar belliydi ki. Evet. Ve dediğin gibi diğer taraftan Galatasaray lobisi diye bir gerçek var. İşte benim belki tırnak içinde sinsi olarak değerlendirdim ama sen çok güzel bir yere parmak bastın. Tam bir İngiliz davranışı evet, hakikaten. Tam. Masada. Tam. Bir şey olunca da hiç ortada yoklar. Bizim böyle ara şey ellerini yıkayıp suya sabuna şey, dokunmadan mıyız? Ne denir? Bir laf vardır ya böyle ay işte çiçek, mutluluk, huzur. Çiçek, herkes böcek, çok mutlu olsun, barış, marış bilmem. Geçiniz. Ama arkada neler oluyor? Geçiniz. Kim bilir yani? Geçiniz bu işleri diyoruz tabii. Bakalım valla Kayseri maçı ile ilgili belki böyle bir Kadıköy'de gitsek ben Kayseri'de maalesef, ay Kayseri'de Kayseri'de, Fener, Kadıköy'deki Kayseri maçında büyük tepki olacağını düşünüyorum. Takıma Sayın Başkan'a mı? Tabii canım. Ha. Ya Başkan'a ve İsmail yani gidişattan evet, ötürü yani evet, şeyler evet, değil. Bir de ya geçen sene de yaşadık bunu. Ben 39 yaşındayım. 10 sene ya yani 10 yaşımdan beri ya maça gidiyorum kendini falan. Kendini bildim bileli. Evet. Tabii tabii. Yani ve şunu söyleyeyim. Geçen sene hayatımda ilk defa bir Galatasaray Fenerbahçe derbisini izlemedim. Evet biliyorum. Takip belki söylemişimdir. Bunu da nasıl izleyeceğim bilmiyorum açıkçası. Yani kalbim kaldırır mı bilmiyorum. Çünkü çok ya İrfan falan da yok. İrfan Can da yok. Sakatlandı. Yani ya bu arada bu sakatlıklar da şey, o Ertuğrul Karanlık'ı hiç sormadım dahi sana. Çünkü yani, evet, birkaç program konuştuk. Diyorum ki karanlık adam işte. Yani evet, çok soyadı fazla gibi çektiğimiz olay oldu. Çok enteresan, hakkımız yendi. Futbol, bizimle alakalı olmayan konularda çok fazla. Ve belki Sayın Başkanımızın şahsından ötürü de belki uğraşılma oluyordur. Ama bizim takımımızın içinde de sağlıkla ilgili sıkıntı var. Milyonlarca şey var. Yani maalesef var. Ya bu sakatlıklar bak Galatasaray'da bir tane futbolcu sakatlanıyor.
Adam iki hafta sonra eskisinden iyi hale geliyor. Aynen öyle. Ya bu nasıl bir şey ya? Ya anlamıyorum ben. Onlar, ya aynı şartlar. Bu arada bu adamların bizden fazla borcu var ha. Yani mali olarak biz onlardan çok daha iyiyiz. Getireni ki getiremez mi? Ben burada mesela bir şey söyleyeyim mi? Bu tarz şeylerde Ali Başkan'ı suçlu bulmuyorum. Ben Ali Başkan'ın sunulan... Ya artık i̇şte, Ali Başkan da onlarla uğraşmıyordur işte herhalde ya. İşte diyorum ya, yani etrafı biraz padişahım çok yaşacılarla ya, dolu. Evet evet herhalde maalesef, yani çünkü maalesef. Adam eminim ki en kralını getirir ya. Tabii ki. Yani. Tabii. Gerçi dedim ama kokuyu falan getirmişti. Peki Dido'cum, bugün de Lacivert Meydanı'nın sonuna geldik. Peki sen yorum yapmadın mı? Ben yok yorum yapmayayım. Sona bırakayım diyorum. Ah peki. Bakalım o zaman artık şey değil mi? Yine önümüzdeki kalan son iki maça bakacağız diye klasik bir önümüzdeki maçlara bakacağız. Ya bence artık maç konuşmayacağız. Maç konuşmayacağız bence de. Kongreyi falan artık tamam, kongre rüzgarı başladı. Peki çok teşekkürler, ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Şimdi Sel Lampan'ın sunduğu Lacivert Meydan'da sizlerle beraberdik. Tekrar görüşünceye de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şenitsel Lantman sundu.